Merhabalar herkese. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. 26 Mart toplantımız bahar. Yani pandemiden çıkıyoruz. Böyle bir günde burada toplandığınız için hem bütün en başta davetimizi kabul ettiği için İlhan Akyıldız hocama ve başından beri bu organizasyonda çok büyük emekleri geçen Melih hocam, Tansu hocam, Nevit hocam ve bütün ekibe ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün çok güzel bir konu ve aslında biraz daha farklı disiplinden çok değerli bir konuşmacımız İlhan Akyıldız hocamızla birlikteyiz. Çığır açan araştırmaların nasıl yapıldığını bize bir miktar tarif edecek hocamız. Ben öncelikle hocamızı tanıtarak başlamak istiyorum bugünkü oturuma. Profesör İlhan Akyıldız hocamız lisans, yüksek lisans, doktora derecelerini Almanya Erlangen Üniversitesi'nden aldı. 85-2021 yılları arasında da Georgia Tech Üniversitesi'nde Ken Byers Chair Profesör olarak görev yapıp 2021'de emekli oldu. 30 sene yaşayan bu süreçte 50 milyon doların üzerinde fon getirebildi kurumuna. Bu da gerçekten çok çarpıcı ve çok hayretler uyandırıcı. Hem de Amerika'da bu oluyor. İlhan hocamız kariyeri boyunca aynı zamanda bence çok değerli 48 doktora öğrencisi, 13 postdoc, 52 ziyaretçi araştırmacı, 15 master öğrencisine danışmanlık yaptı. Son derece üretken bir labın başındaki bir araştırmacı olarak çok değerli deneyimlerini bugün bizimle paylaşacağı için gerçekten çok heyecanlıyız. H-indeksi 131 hocamızın, bunu da sayısal veri olarak vermek istedim ve 132.000'in üzerinde citation aldı hocamız. Çok gerçekten ilham verici rakamlar bunlar bizler için. Aynı zamanda bugünkü bizim yaşam bilimlerini daha çok kapsayan bu Nobel inisiyatifinde mühendislikle bir köprü kurabilecek Internet of Bionanotings konusunun da öncüsü. Dünya üzerinde ve bu açıdan da aslında bizler için son derece önemli araştırmalara imza atmış bir hocamız. Temel aslında araştırma konuları kablosuz ağlar, terahertz iletişim, nano networkler ve buradan da biyonanoteknolojiyle de bunu bağlayarak aslında bütüncül bir yaklaşımla biyoda, sağlık alanında son derece öncül olabilecek bir takım araştırmaların başını çekiyor hocamızın yaptığı konular. Aynı zamanda bir diğer bence çok ilgi çekici yanı da hocamızın dünyanın her tarafında çok değerli bağlantıları var. Abu Dhabi, Güney Afrika, Barcelona, Norveç birçok kürsüde hem görevleri hem davetli konuşmacılıkları ve bir takım rolleri var. Bu anlamda hizmet sunmaya da devam ediyor dünyanın dört bir yanında, tek bir merkezde değil her yerde. Bütün bunlarla bizim için bugün bütün bu kapsayıcı ve bütünleyici araştırmaları nasıl yaptığı ve bunların Nobel'e giden yolda bizim öğrencilerimize ve gençlerimize nasıl ilham olabileceği ile ilgili bize görüşlerini aktaracak. Onun için ben de gerçekten hem heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Evet, bugün şimdi sözü hocama bırakmak istiyorum aslında. İlhan hocam, siz başlayın lütfen. Öncelikle Emel, çok teşekkür ederim çok güzel sunumun için. Bayağı utandım yani seni dinlerken. Herkese bayağı zor oluyor şimdi bunu konuşmak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocalar, Nevit Hoca, Eyüp Hoca ve diğer çok değerli hocalarımızın benim konuşmama katıldıkları için ve diğer arkadaşlara. Umarım bugün size anlatacağım, bilhassa gençler için tabii, güzel motivasyon olur. Ve ülkemizi bu lider olan ülkelerin arasına araştırmada sokabilmek için hiç olmazsa biraz faydamız olur. Ve sizi tebrik ederim böyle bir organizasyon yaptığınız için. Şimdi şöyle bir olay var. Ben maalesef Türkçe'de bu teknik prezentasyonu kolay yapamıyorum. O yüzden rica ettim Emel Hoca'ya ve diğer hocalara.
beni mazur görün. Ya İngilizceye vereyim ya da soru cevap şeklinde yapalım diye. Hakikaten kolay değil. Ben 50 sene oldu Türkiye'den çıkalı. Onu da anlatayım size. Ben Avusturya açısındanım, İstanbul'dan. Benim zamanımda, hatta bazı hocalarımız var, Türkiye'deki politik olaylar şimdiki politik olaylardan çok daha kötüydü. Yani çatışmalar, öldürmeler. O yüzden ben erken çıktım Türkiye'den. Avusturya'sından Avusturya'da, oradan Almanya'da okudum. Yani Türkiye'de maalesef, yani 50 senedir anca işte 3-4 gün, bir hafta gelebiliyordum. Geliyordum yani. Hala da yani şu son 2 seneye kadar senede 6 kere falan geliyordum. Yani benim Türkiye'deki üniversite tecrübem limited. Yani yani benim çıkardığım doktora talebeleri orada bayağı başarılılar. Onların sayesinde ve onların sayesinde tanıdığım diğer hocalarla, bildiğim kadarıyla Türkiye'deki üniversite sistemini takip ediyorum. Şimdi benim söylemek istediğim, önce bilhassa gençlere, kendimize soralım. Yani Türkiye'deki, yani Türklerin DNA'sı hakikaten çok kreatif bir DNA. Genelde de. Yani mesela ben dünyada bir sürü ülkelerin insanlarıyla çalıştım. Bazı insanlar, mesela Çinliler kreatif değildir ama devamlı epsilon yaparlar. Yani bir şeyin üstünü daha iyi yaparak bir yerlere gelirler. Türkiye'deki DNA kreatif olduğu için ben o yüzden güveniyorum. Şimdi benim sizlere ve hepimize soracağım soru şu. Dünyada, bilhassa Amerika'da bu kadar başarılı olan Türk talebeler, hocalar varken Türkiye'de niye liderlik yok? Yani Türkiye neden oraya giremiyor? Çünkü sizler de bayağı çok değerli insanlarsınız, hocalarsınız. Gençler, Türkler aynı gençler. Orada üniversiteye gidenler, araştırma yapanlar. Eskiden belki bu kadar teçhizat falan yoktu, equipment dediğimiz. Şimdi laboratuvarlarınız bayağı lider üniversitelerde gördüğüm kadarıyla bayağı iyi. İmkanlar, yani dediğim gibi, bildiğim kadarıyla bayağı imkanlar veriliyor TÜBİTAK'tan. Belki yanlış olabilir yani. Kusura bakmayın eğer yanlışsam. Neden bir türlü leading bir program yapamıyoruz? Hakikaten bu iyi bir soru. Ben kendime sordum bunu. Yani mesela şimdi sizin üniversiteden mezun olan çocuklar buraya geldiği zaman birden açılıyorlar. Yani bayağı güzel araştırmalar yapıyorlar, yayınlar yapıyorlar, patentler alıyorlar. Türkiye'dekiler niye aynı level'da yapamıyorlar? Ben onu düşündüm çok. Veya buradan oraya dönüp de mesela top üniversitelerden mezun olup veya postdokluk yapıp orada aynı şeyi devam ettiremiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla, özür dilerim eğer yanlışsa. Bunu sorgulamamız lazım. Ben bunu düşündüm ve yani kendime göre şöyle bir kanıya vardım. Social economic problemler her ülkede değişik. Şimdi düşünün, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Yani ben İstanbul'da olduğum için. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bütün anneniz, babanız, akrabalarınız, çocukluk arkadaşlarınız, yeni arkadaşlarınız etrafta. O kadar çok şey var ki sizi distract edecek, yani fokusunuzu kaybettirecek olaylar o kadar çok var ki, yani kişiler. Bir de düşünün, siz burada Urban and Champagne'de hocasınız veya talebesiniz veya Nebraska'da. Yani
Olay ne? Zaten Amerika'da bilirsiniz ya, hayat yani Kaliforniya'da da olsa, New York'ta da olsa bayağı izole bir hayat vardır. Yani Türkiye'deki social bir düzen yok burada. Daha değişik, daha çok insanlar izole oluyor, daha çok fokus oluyorlar. Yani onu gözden çıkarmayın. Yani çok kolay distract olacak, mesela birinin düğünü oluyor veya birisi yemeğe davet ediyor bilmem ne. Bir iki on hayır dediğiniz zaman sonradan artık ya çıkıyorsunuz şeyden, sosyal hayattan, ya da devam ediyorsunuz. Yani o bir. İkincisi competition az. Yani benim gördüğüm kadarıyla tekrar. Yani lütfen yani eğer yanlışsam özür dilerim. Competition dediğim, Amerika'daki competition mesela finansal olaydan, ben iyi hatırlarım. Burada üniversitede full profesörler var, 80 bin, 100 bin dolar alan. Burada full profesörler var, 100, 500 bin, 600 bin dolar alanlar var. Yani average 300 bin, 350 bin dolar. Hakikaten bunu ben şeyden bahsediyorum, yani engineering alanından. Yani sky is the limit diyen bir olay var ya. Yani eğer performance yaptığınız zaman ona göre siz yani hem başarılı oluyorsunuz kariyerinizde, hem de finansal olarak bu size geri dönüyor. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bu, yani tabii konuştuğum insanlar devamlı ağlıyorlar. Finansal imkanlar az. Ona göre de fokus olmuyor tabii. Yani bunları bilmiyorum nasıl geçilir. Yani bu sosyal hayat değiştirilmez zaten, imkansız. Yani ben zaten istemem değiştirmesini. Yani Amerika'yı örnek alalım da iyi taraflarını örnek alalım. Mesela buradaki sosyal düzeni ben istemem Türkiye'de. Hakikaten istemem. Yani tamam, profesyonellik, etiklik bilmem ne tamam da diğer yani aile düzeni veya ne bileyim sosyal düzen, yani inanın ben burada korkuyorum dışarı çıkmaya. Hakikaten. Yani şimdi bizde böyle bir Amerikan hayranlığı var. İşte benim çocuğum Amerika'ya gidiyor bilmem ne tamam da, yani iyi taraflarını örnek alarak. Yani iyi taraflarını örnek almak, onu yapabiliriz mesela. Sosyal düzeni değiştirmek değil de yani ekonomi tarafını, competition'ı, mesela üniversitelerde bir tenure olayı vardı burada. Hala da var. Yani üniversiteye kapağı attığınız zaman Türkiye'de veya Avrupa'da da dahi öyle, hayatınız rahat. Bir de tenure aldığınız zaman, yani şey sınırsız, bir tane paper yazsanız da okey, 100 tane paper yazsanız da okey. Çünkü ona göre bir performance sistemi yok. Mesela Almanya'da ben hatırlıyorum, level'lar vardı. Yani işte diyelim C2, C3, şimdi W2, W3 falan diyorlar lan. Eskiden C derdik biz onları. İşte o basamaklara olduğunuz zaman ona göre maaş alınıyor. O yüzden yani onu şey performance driven olarak bir competition koyulsa Türkiye'de, bir de quality check. Yani şimdi şöyle bir olay var. Yani benim dışarıdan gördüğüm, iki tane, üç tane paper yazın, doçentlik alın. Biraz komik geliyor bana. Yani ne olursa olsun, iki üç paper yaz, tek adın olsun, doçent ol. Veya beş tane daha paper yaz, full profesör ol. Böyle olmaz. Hakikaten. Yani bunu yukarıdan düzeltmek lazım. Yani bir de illaki paper yazarak, yani 1500 tane paper yazıp da ben dünyada işte 1000 tane paper yazdım, çok iyi researcher'ım demek de iyi değil. Yani ben serbestçe konuşabilirim çünkü ben çok paper yazdım ve citation'larım falan yüksek. Ama sadece paper yazmakla bu iş olmaz. İnanın gençlere bilhassa. Yani ben işte
100 tane paper yazdım, çok başarılıyım falan. O öyle başarılı olmaz. Başarı dediğiniz, yaptığınız research'ün bir ses getirmesi. Yani tamam, paper yazarsınız, referans alırsınız ama onu technology transfer dediğimiz bir piyasaya sürmeniz ve de dünyada onu competition olarak bu arada ben insanları admit yapıyorum, yani içeri girmek isteyenlere. Onu hedef almamız lazım. Yani biz Türkiye'de yaptığımız araştırmaları Avrupa'da, Amerika'da nasıl kabul ettirebiliriz? Yani tamam, paper yazılır, referans alınır ama onu biz teknoloji transferi nasıl yapabiliriz diye. Öyle start-up'lar da var Türkiye'de ama ben yine eskiden gördüğüm kadarıyla, ben kendi mühendislik alanından bahsediyorum. Hep yani mentalite hep iç pazar ve Moldavya, Azerbaycan falan öyle değil, olmaması lazım. Yani yine gördüğüm kadarıyla, çok özür dilerim eğer yanlışsam. Mesela Kore'yi biz niye veya Çin'i niye örnek alıp, mesela Kore 50 sene, ya 50 diyorum, 50 daha erken, 60 sene evvel Kore'nin adı yoktu veya Çin'i. Yani veya şimdi teknoloji alanında görüyorsunuz Samsung Apple'la savaşıyor bilmem ne. Yani veya Finlandiya. Yani onları biz örnek olarak dünyada nasıl bir kompetitif bir alan yaratabiliriz? Olay o. Peki hocam, ben burada araya gireyim. Burada araştırma ilgisinin katkısının arttırılması, bunu ne derece değerli buluyorsunuz? Yani bunu karşılaştırma imkanınız olsa, Türkiye ve işte sizin bulunduğunuz yer, Amerika ve diğer ülkeler perspektifinde özel sektör sanki daha mı çok direkt araştırmacılara ve araştırmaya katılıyor? Sanki Türkiye'de bu ara biraz daha mı açık? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben 2008 senesinde Hacettepe Üniversitesi'nin Teknopark'ın açılışında keynote vermiştim. O zamanlar bayağı geliyordum. Binali Yıldırım o zaman Ulaştırma Bakanı'ydı. Orada investorlar da vardı tabii. Yatırımcılar. Yatırımcılar hocalardan şikayet etti. Önce dediler arrogantlar, ikincisi işi ciddiye almıyorlar diye o zamanlar. Yani şimdi ben bir tek söylediği diye değil, bunu düzeltmek lazım Türkiye'de. Yani özel şirketlerle veya işte start-up'ları üniversitelere daha çok bağlayıp araştırmaları yapıp ve bunu product'e çevirmek bence en iyisi. Ama kolay değil. Niye biliyor musunuz? Şimdi de o problem de var Türkiye'de. Teaching load dediğimiz ders kapasitesi, yani ders vermek olayı çok fazla orada. Mesela bildiğim kadarıyla 3, 4, 2 duruma göre ders veriyorsunuz. Şimdi Amerika'da öyle bir şey ki, önce zaten tenür almadığınız zaman, başladığınız zaman bir tek ders verirler size şeyde, bir sömestr başı. Tenür aldıktan sonra 2-1 olur, yani 3 olur en fazla. Ama para getirdikçe o dersleri siz buy down dediğimiz, yani 3 dersi bir derse daha indirebiliyorsunuz. Mesela ben senelerce 10 sene falan hiç ders de vermemiştim. Yani o zamanlar şey diyorlar, yani para istediğiniz kadar getirin, dersi sıfırlayabilirsin. Sonradan dediler ya, hocasınız artık, hiç olmazsa bir tane ders verin falan diye. Şimdi o mesela siz diyelim bir özel şirketle veya ne bileyim start-up'la veya kendi start-up'ınıza çalıştığınız zaman ya üniversiteden leave of absence alacaksınız ya da size imkan vermiyorlar. Yani üniversiteden demiyorlar ki ya sizi, yine bilmiyorum tabii oluyor mu olmuyor mu. Yani sizin 3 veya 4 dersinizi indirmiyorlar. Veya indiriyorlarsa iyidir. Yani öyle yapıyorlarsa.
Ama sizin maaşınıza veya imkanlarınıza zarar vermeden tabii. Şimdi bir de şey var. Hakikaten çok değerli hocalar var Türkiye'de. Yani araştırmacılar. Hatta ben bayağı bir keresinde ben şeyde Brüksel'de bu ERC grantların panelinde çok bulundum. Bir ara hiç kimse gelmedi. Interdisciplinary şeyde panelde. Birkaç kere yani her iki senede bir gidiyordum. Hiçbir Türk'e rastlamadım. Sonradan bir phase'de 4 tane Türk arkadaş çıktı. Bayağı hoşuma gitti yani. 2 tanesini hatta biz davet ettik. Olmadı, alamadılar ama yani bayağı yani çok yani kapıdan döndüler diyebilirim. Onlar beni sevindirmişti. Yani o öyle değerli çocuklar, genç çocuklar zaten. Yani bana göre tabii. Öyle arkadaşlar var Türkiye'de ama sustainability dediğimiz bunu ne kadar devam ettirirler Türkiye'de bilmiyorum. Yani çocuklar 30-35 yaşlarında falan iyi top üniversitelerden. Yani o demek istediğim, yani senin soruna geleyim Emel'cim, şey bu üniversitelerle özel şirketler veya işte start-up'ların maalesef şey köprüsü kapalı gibi. Ama o sadece Türkiye'nin problemi değil, ben size söyleyeyim. O Amerika'da da vardı. Hatta 30-40 senedir hala söylerler teknoloji transfer olsun, teknoloji transfer olsun diye. Avrupa'da bunu bayağı düzelttiler bu Brüksel'den, EU projelerinden. İşte şirketler, üniversitelerin birbirine kaynaşıp onların beraber çalışması. O bayağı iyi gidiyor şeyde Avrupa'da. Hatta Türkiye'den de herhalde bazı üniversiteler katılıyor o gruplara. Bence o iyi. Yani o devam ettirilse tabii iyi olur. Ama Türkiye'nin de ben istediğim leading roller alması EU projelerinde. Tam bilmiyorum tam sayısını çünkü istatistikler yok önümde. Bildiğim kadarıyla hep kıyıdan köşeden Türkiye'ye katılıyor. Yani bildiğim kadarıyla benim mühendis telekomünikasyon alanında. Bunu mesela leading EU projeleri var mı? Büyük mesela diğer şirketlerle beraber. Onları çoğaltmak lazım eğer varsa. Yoksa başlatmak lazım. Yani onu tavsiye ederim. Bir de olay zaman şey Emel. Yani bütün olay zamana şey odaklı. Niye? Çünkü demin dediğim gibi sosyal hayat çok aktif Türkiye'de. Yani aile bilmem yani bütün arkadaşlar falan. Bir de ders veriyorsunuz. Service var üniversitelerde. Yani biliyorsunuz servisler. İşte şu komite, bu komite. Dışarıda servisler var. İşte konferanslar. İşte TÜBİTAK'ta hocalık, şey panellik, ne bileyim Avrupa'da panellik. Yani zaman az kalıyor şey için, research için. Onu da işte time management dediğimiz olay var. Onu da hocalar kendileri ayarlaması lazım yani balancing. Bir de tabii ki hayatınızı yaşamanız lazım. Devamlı çalışmak, yani Çinler gibi asosyal olmak iyi değildir. Bu arada ben politically incorrect oldum yani Çinlere laf attık ama. Sosyal hayatı bozmadan Türkiye'nin karakterine uygun bir research programı yapılsa ben çok memnunum. Yani tabii çok söyledikleriniz çok değerli. Yani otantikliğimizi bozmadan hani buranın iklimi içinde çalışan bir sistemi kurgulamak gerçekten belirli zorluklar içeriyor. Yani vurguladığınız şeyler, noktalar kesinlikle doğru. Hani bunun yanına bir de ben kendim bir kadın araştırmacı olarak hani onun getirdiği yükleri falan da koyarsak gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Bu işler çok dışarıdan göründüğü gibi hani düz bir matematikle çözülebilecek bir problem değil.
Bayağı üzerinde düşünüp ortak akıl çalıştırmak gerekiyor. İşte biz de zaten bu toplantılarda bunu hedefliyoruz tam olarak. Burada ERC'den bahsettiniz. Bunun şimdi bir de Innovation Council diye yanına EIC de eklendi. Burada çok değerli kollar var ve biz de bu Avrupa fonlarından faydalanabiliyoruz. Ben hani kendi adıma şu an hani bunun en fazla getirildiği üniversitelerden birinde görevdeyim. Ülkemizde de bu konuda çok lider araştırmacılar var. Bunu da birebir bu sebeple biliyorum. Hani bu noktada da bu sayının daha da artması, ülke genelinde bu ERC ve EIC fonlarından bizim daha aktif olarak yararlanmamız çok kritik. Ama ben burada gene konu hani kendiliğinden oraya geldiği için size bir soru daha soracağım. Bu ERC fonlarında özellikle hani çığır açıcı araştırmalar, Nobel'e gidecek araştırmalar, nitekim gerçekten Nobel almış araştırmalar orada fonlandı. Hani bu aranıyor. Aranan şey bu. Diğer yandan öbür taraftan işte değer yaratalım, biraz da hani ülkenin kalkınmasına katkımız olsun diyoruz. Orada girişimcilik devreye giriyor. Girişimciliğin kriterleri aslında biraz farklı. Hani bu çığır açıcı araştırmayla girişimcilik konularını nasıl bağdaştırabiliriz? Buralarda fikirleriniz nedir siz? Çünkü iki tarafa da değmiş bir araştırmacı olarak bence hani çok kritik burada söyleyecekleriniz. Gayet güzel soru. Senin kedin mi o şey mi? Kedi galiba. Kedi mi? Gayet güzel. Karnabahar. Van kedisi gibi. Evet. Güzel soru aslında. Şimdi şöyle bir şey. Hakikaten bu ERC'de, panelde ve hatta NSF'de de öyledir. Belirli programlarda. NSF, National Science Foundation. Groundbreaking dediğimiz çığır açıcı fikirler. Yalnız yani bunu gerçeği görmemiz lazım. Yani groundbreaking ideas'lar da her gün veya her ay maalesef olmuyor. Yani çok zor bir olay. Yani hakikaten. Ve de bazıları tabii groundbreaking ideas'lar geliyor ama yani alan support alanlar bile bence %40'ı bence bana göre groundbreaking değildi ama öyle kıyıdan köşeden girdiler. Yani hakikaten kolay değil groundbreaking ideas'lar. Onu da tabii bu mentalite işi, yani devamlı bir şeyin üstüne odaklanıp ve de gençlere bilhassa tavsiye edeyim devil's advocate dediğimiz, Türkçe'de şeytan avukatı mı? Evet. Öyle düşünmeniz lazım. Yani ben işte şu fikrim var. Zaten insanlar kendi fikirleri geldiği zaman her yani kendi çocuğum güzeldir derler ya veya akıllıdır. Kendi fikrim gayet iyidir diye ortaya çıkarlar. Halbuki şeytan avukatı olarak devamlı sorgulamak lazım. Ya hakikaten bu groundbreaking mi? Yani şu açık kapı var mı? Şurası var mı? Ne yenilikler getiriyorum? Dünyada bunun eşi var mı? Orijinal mi? Mesela şimdi aklıma geldi, çoğu talebeler, yani burada da öyle, Avrupa'da da öyle, ne yapıyorlar? İşte Ahmet Ali Avni'nin paper'larını alıp okuyorlar. Ya şuraya biraz improvement yapayım, bir düzeltme yapayım, hemen paper çıkartayım, 3-4 tane yazayım, tezimi alayım falan. O korkunç kötü bir yaklaşım research'e. Hakikaten. Yani bazıları bir sene kitap okuyor diyorum. Paper'lar okuyor, işte şunu ben nasıl düzelteyim falan. Çok çok kötü bir olay var, yaklaşık. Ben mesela fikir verdiğim zaman talebelere gelirler, şikayet ederler. Ya hoca hiç paper yok. Ya sevinin derdim. Yani paper yok, gayet iyi işte. Başlayın, siz bir önce olun. Zaten bu referans almanın key noktası da odur. Yani kimsenin yapmadığını yapıp liderlik yapmak. Onu da zaten seneler ya tecrübeyle oluyor. Ben şimdi 25-30 yaşındayken bu vision yoktu tabii. Ama zamanla bu vision geldiği zaman hocanın da ön ayak olup ya bu fikir gayet iyi, ben bunu üstüne gideyim, talebelerle bunu açıp dünyada liderlik yapayım dediği zaman o groundbreaking'e giriyor. O zaman herkes sizi şey yapıyor, izinden gidiyor. Şimdi olay bir de şu var, düşünün,
groundbreaking idealerle maalesef, hakikaten maalesef tak diye endüstriye geçemezsiniz. Bakın inanın bu Google paper'ı reject olmuştu. Benim editor-in-chief'lik yaptığım Computer Networks'te 1998 senesinde Google'ın paper'ını biz çıkardık. Hatta yani Computer Networks Elsevier'den. O kişiler, Sergey Brin, paper'ı çıkaramadılar. İnanın. Şimdi milyar dolar. Facebook, milyar dolar. Kimse o zamanlar ya bu paper olmaz, bunda groundbreaking idea yok diye kabul etmediler, etmezler. Yani onu da yani biraz gençler bunu aklınızdan çıkarmayın. Ya ben işte integral üstüne integral yapıp işte şunu yapayım bunu yapayım falan, tamam gayet güzel, belki 10 sene 20 sene sonra olacak. Ama eğer hakikaten ekonomiye hemen geçmek istiyorsanız bence şöyle pratik ve simple olan, etrafınıza devamlı bakarak ben ne yapabilirim her alanda, yani her alan dediğim yani kendi alanınızda, yani health olsun, ne bileyim engineering herhangi bir alanda ben ne yapabilirim simple ve hem ses getirecek hem de ekonomiye yardım edecek fikirler yaratmak lazım. Yani hakikaten çok zor, inanın. Bakın 100 sene evvel yapılan bu bu Magic Bullets dediğimiz neydi adamın adı? Dr. Ehrlich, Avusturya'dan Magische Kugeln. Hani bu nanomedisinin babası yani. 1915'te Nobel Prize alan fikir, yani şeyi inject edip Magische Kugeln, Magic Bullets. Onlarla tedavi etmek olayı. Bakın şimdi biz onlara değer vermeye başladık. Yani son senelerde bu nanomedisin olayından, nano sensörler falan. Yani öyle basic research yapıp bunu hemen ekonomiye, paraya çevirmek çok zor. İnanın. Ama pratik research yapıp ve pratik çözümler bulup onu ekonomiye çevirmek daha kolay. Belki groundbreaking olmaz, belki ERC alamazsınız ama ekonomiye büyük katkı sağlarsınız. Peki burada önyargıların, yani toplumsal önyargıların rolü nedir? Yani şunu da aslında merak ediyorum, ya da toplumsalı da boş verelim. Yani çok samimi bir soru size. Siz çünkü jüri koltuğunu da çok fazla yaşadığınız için bu Avrupa fonlarında, hani o koltuklarda oturanlar bu mesela groundbreaking araştırma, daha böyle piyasada olan bir araştırmada cidden gelse bir ön yargı koyuyorlar mı? Böyle şeylerin rolü ne derece etkili oluyor? Şimdi güzel konu, ama o zaman groundbreaking olmuyor Emel. Eğer dışarıda varsa o. Olamıyor yani. Öyle bakılıyor. Evet, evet, olmuyor. Evet. Olamıyor. Yani hiç bilinmeyen mesela A factor dediğimiz, ne kadar enteresan fikir, ilk defa duydum o olay. Yani ve de umut var mı? Yani umut var mı derken bunun feasibility dediğimiz olay. Yoksa yani işte Ahmet'in fikirlerini veya işte X şirketin fikirlerini biraz ben düzelteyim, bunu üstüne koyarım falan dediğiniz zaman olmuyor. Mesela şöyle bir şey var. Bir de zamanlama. Şimdi bazıları uyanıyor. İşte şu fikir, şu olay çok enteresan. Ben burada hemen çalışmaya başlayayım, hemen proje alayım falan. Yani ERC'den bahsediyorum. O zamanı mesela 3 sene evvel olsaydı belki alabilirdi ama 3 sene geç kaldığı için fikirleri süper de olsa zor. Çünkü biliniyor artık. Groundbreaking olmuyor. O zaman üstüne add-on olur. Evet, yani belki bunun bir sırasını da Avrupa tanımlamış. Önce ERC, sonra onun ürüne dönüştürülmesiyle ilgili ayrıca fonlar da tanımlamış.
Belki önce yani o yoldan gidip önce groundbreaking nitelikte sayılabilecek bir proje yapıp sonrasında belki onu ticarileştirmek yolundan gitmek doğru olabilir. O cycle zaten 10 sene sürer Emel. Gibi, evet. Tabii canım. Yani ama bunları göze almış olmak da lazım sonuçta. Evet. Yani research uzun soluklu. Evet. Bir de şey söylemiştin sen bana, cross-disciplinary research diye veya evet, interdisciplinary oraya research. Oraya gelecektim. Hı-hı. Bu hakikaten çok bence en tavsiye edeceğim olaydır o. Hakikaten. Sebebi şimdi tabii ki insanların karakterine de bağlı. Mesela bazı research yani araştırmacılar veya profesörler lonely man yani lonely woman narrow yani ben işte formüllerimi yaparım, testimi yaparım, paper'ımı yazarım yeter bana talebelerle. Ben onlara konuşmuyorum. Yani benim konuştuğum her şeye açık olanlar. Yani mesela bir mühendisin bir medisin veya ne bileyim biyoloji veya diğer alanlarla çalışmak insanın ufkunu açıyor. Hakikaten. Yani sizin yani medisinde yapamadığınız bazı şeyleri mühendisler yapabilir veya fizikçiler veya matematikçiler veya matematikçi, fizikçi veya mühendisler yapamadığını siz yaparsınız. Ve öyle bir ufuk açılıyor ki yani insan zevkle yapıyor. Şimdi o kolay söyleniyor ama zor yapılıyor. Neden? Çünkü benim başımdan geçti o. Ben 12 sene, 13 sene evvel bu biyomedisine çalışmaya başladım. Yani benim o merak işte, demin de konuşuyorduk, merak olması lazım. Yani research'e, devamlı bir şeyler, yeni şeyler yapalım diye. Ben bu Internet of Bio-Nanotechnology üzerine, Molecular Communication, birden kendimi biyoloji içinde buldum, tamam mı? Biyoloji içinde ve ben lisede I hated biology Avusturya'sındayken. Vallahi. Ama o zamanlar tabii 55 sene. Şimdi öyle bir şeye geldik ki artık benim biyolojiden ve medisinden hocalarla çalışmam icap etti ve ben de Emory Üniversitesi'nde burada bayağı çok değerli hocalar var. Tıp alanında işte biyolojide arkadaşlar bulduk ve biz toplantılara başladık her hafta ve en zorluk çektiğimiz language'de dil problemi. Niye biliyor musunuz? Dil problemi İngilizce falan değil. Terimler. Siz mesela bir bakteriyeden bahsederken ben işte wireless channel dediğim zaman anlaşamıyoruz. Ve bunu biz bazıları tabii frustrate olup yani bunu bırakalım burada hayat yok gibilerinden veya hakikaten bunu ciddiye alıp bu language problemini, dil problemini çözmek lazım. Yani komünikasyon problemi. Ve bunu çözdüğünüz zaman yani kendinizi müthiş mutlu hissediyorsunuz. Çünkü çok yeni şeyler öğreniyorsunuz. Karşıdakiler de yeni şeyler öğreniyor. Ve çok güzel, enteresan şeyler yapıyorsunuz. Hakikaten. Yani benim mesela ben geriye bakıyorum. 50 sene evvel başladığımızda 40 sene diyelim. 40 sene, 50 sene talebeydik de. 40 sene evvel kariyere başladığımız kişiler var. O arkadaşlar ya şu kadar daracık bir şeyde hala Q'ing modeller, matematiksel onu alıyor, bunu veriyor bilmem ne. Tamam adam, yani respect, yani adam derken yani kişiye tamam, respect edelim de yani vay anasını diyorum ya. Yani dünya bu kadar mı küçük? Yani buradan çıkamıyor adam box'dan. Comfort zone dediğim bir şey. Yani o comfort zone'dan çıkmanız lazım. Yani yaşlandıkça tabii. Yani bunu hemen 30 yaşında veya ilk PhD'den sonra hemen ben o her yere gireyim, herkese çalışayım olayı değil. Ama advanced oldukça yaşta yavaş yavaş açılmanız lazım. Collaboration. Ama ciddi collaboration. Şimdi Emel sen bana deyip ya var öyle çok sahtekarlar. Affedersin. Yani hoca ya işte bu paper yazdım gel ismini koyayım falan. Hayatta en sevmediğim şey. Yani sahtekarlık.
Affedersiniz eğer birisine yani bunu üstünüze alınmayın lütfen. Böyle çalışılma olmaz. Bu research dediğimiz şey blood, sweat and tears. Yani bunu zevkle yapacaksınız, ağlayacaksınız veya güleceksiniz. Ondan sonra onu paper'ı çıkartmaya çalışacaksınız veya patent almaya ağlayacaksınız reject aldıkça. Onun zevki orada ya. Yani ben şimdi benim ismimi koyun. Tamam 1000 tane paper'ım var. Herkes o akıllıca bak ya 1500 tane paper yazmış. Ama hiçbirinden haberim yok. Öyle research olmaz. Zaten onları çıkartmak lazım sosyal yani şeyler research alanında. Yani demek istediğim bunu zevkle yaptığınız zaman bir yerlere geliyorsunuz tabii. Olay o. Ondan sonra demek istediğim bu şeyde interdisipliner hakikaten o arkadaşlar yani bu interdisipliner olduğu zaman dediğim gibi horizon o kadar fazla genişliyor ki fikirler de ona göre çıkmaya başlıyor. Hakikaten. Yani şimdi eğer kendi köşenizde kaldığınız zaman devamlı belirli şeyler görüyorsunuz. Ama diğer alanlarda kişilerle konuştuğunuz zaman oradaki şeye application'a ben böyle bir çözüm getirebilirim. Yani onun avantajları var. Ama dediğim gibi şey hurdle yani en büyük problem lisan problemi. Yani dil, komünikasyon problemi. Onu nasıl çözmek? Onu çözdüğünüz zaman verimi çok iyi oluyor yani dönüşü. Bu söylediğinizde ben bu noktada hani Türkiye'de olmanın avantajları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim iletişimimiz aslında belki bir miktar daha kolay ve daha güçlü kendi aramızda. Ama hani disiplinler arası araştırmanın bir diğer dinamiği de özgür düşünce. Hani özgür düşünceyi biz aslında o iklimi iyi yeşertmiş olmamız herhalde çok kritik. Yani Amerika'da belki çok temel avantaj hani hakikaten o düşüncelerdeki duvarlar kalkmış olduğu noktada disiplinler arası araştırma çok daha hızlı herhalde çiçek veriyor. Ama bilmiyorum yani hani Türkiye'de bu biraz bu sebeple gecikti gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Onu ya benim ben onu sordum kendime. Yani neden olmuyor? Hatta bunu baştan konuştuk ya. Yani Türkiye'de niye biz liderler arasına giremiyoruz diye. Bu mesela düşünün bir genç kişiyi sorduğunuz zaman çoğu işte ben Avrupa'ya da Amerika'da devam edeceğim tahsile diyorlar. Öyle mi? Bilmiyorum. Hala öyle mi? İşte tahsil dediğim mesela master veya PhD için. Onu sormamız lazım. Neden? Çünkü Türkiye'de bir sürü değerli hocalarımız var. Türkiye'de artık eski düzen yok ya. Yani laboratuvarlar falan gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Yani en yeni laboratuvarları getirebiliyorsunuz teçhizatları. Neden? O var. Bir de mesela şey var. Bir batı hayranlığı var bizde. Yani Türk Avrupa'da, Amerika'da her şey daha iyi. Biz oraya gidersek hayatımız kurtulacak. İşte o üniversiteden sonra ben kolayca iş bulurum orada. Yani şimdi bakın bir de o var. Yani ben onu geriye baktığım zaman ya düşünün şimdi siz buraya geldiniz. Güzel bir konu bu aslında. Burada kariyer yapacaksınız. Çok top bir üniversiteye gidiyorsunuz değil mi? Cornell Üniversitesi ve Urbana-Champaign. 30 yaşındasınız. 50 yaşına gelince çok meşhur profesör oluyorsunuz veya 60 neyse. Yaşadığınız yer Çemişgezek'ten daha kötü yer. Evet. Ve diyorsunuz ki değer miydi? Yani düşünün. Ama bunun nereden nasıl göründüğü de çok kritik. Bir de yani Türkiye'de kendi Türkiye doktoralılara verilen değer de çok ortada. Yani hani bu bunların hepsinin bir miktar aslında dediğiniz şekilde daha iyi noktalara taşınması ve gerçeklerin konuşuluyor olması lazım. Çünkü dediğiniz gibi orada da yani neyin ne olduğunu kendi çevresi içinde doğru değerlendirecek görmüşlüğe ihtiyacımız var işin gerçeği. Ya şimdi doğru dedin onu. Mesela Türkiye'deyken Türkiye'den alınan şeyler, PhD'ler
daha low görünüyor Amerika'dan. Şimdi mesela Amerika'dan birisi başvurduğu zaman bildiğim kadarıyla, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. İşte o Amerika'dan geliyor, ona bunu iş verelim. Mesela diyelim ki, yani affedersiniz tekrar, Bilkent'ten veya Koç'tan mezun. Aa, belki o ikinci, üçüncü sırada olabilir. O doğru değil o. Yani dediğim gibi kişiye bağlı ve hocasına bağlı, yaptığı işlere bağlı. Yani onu inşallah düzeltirsiniz orada. Tabii bu çok önemli. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimize güvenmek ve buradaki iklimi bu şekilde inşa etmek. Yani aslında temel doğru neyse o doğruyu bulmak ve orada Evet. gerçekten iyi olanlarla yürümek temel kriter olmalı. Bunu vurguladığınız için de çok teşekkür ederim. Bu da önemli bir noktaydı. Bir de şey var, Türkiye'de şimdi güzel şeyler oluyor veya oldu. Yani ben akademiden bahsediyorum. Mesela şimdi TÜBİTAK programlar çıkarmış. De. Yani şimdi bilmiyorum hala var mı? İşte Avrupa'dan, Amerika'dan liderleri getirelim falan diye programlar var. Şimdi tam Devam bilmiyorum. ediyor hocam. Var. Gene yeni bir tane Ha. açıklandı. Ama verilen miktarlar yani gülünç. Ama o bizim gerçeğimiz o. Türkiye'deki Ama hayat. olmaz. Ya olmaz. Ya Bu bakın, doğru. Yani ben böyle şimdi olmadığını size bir biliyor. örnek vereyim. Bakın size bir örnek vereyim ben. Hindistan'da bir üniversiteye ben yardım ediyorum. Distinguished Visiting bilmem ne title'dan. Benim aldığım maaş orada. Ben oraya senede bir kere gidiyordum. Hatta 2 senede gidemedim. Aldığım maaş belki prezidenti alamıyorum. İnanın. Yani o mentaliteden çıkmak lazım Türkiye'de. İşte ben 5.000 dolar alıyorum, o nasıl 6.000 dolar alır? Çok yanlış olay. Yani ben hala ona kızarım. 1985'te burada bir arkadaş geldi. Bu adam bu arada Huawei'de top president bir herif yani. Ya, Çinli bir adamdı. Kolombiya'dan postdoc'tan alacaktık. Çocuk o zamanlar 45 bin dolar istedi asistan profesör. Benim arkadaş, ismini söylemem tabii. Ya ben 40 bin dolar alıyorum, herif nasıl 45 bin dolar ister falan. Ya oğlum sana ne, bu adam dışarıdan geliyor, yeni geliyor. Yani sen öyle alıyorsan onun kabahati değil. Dayandı, vermeyiz falan diye. Çocuk University of Texas Austin'e gitti. Orada süperstar oldu. Ben 1980'lerden başladım, değil mi? Ondan sonra gitti startup yaptı, Huawei'ye sattı, bilmem ne, milyarder herif ve süper bir kariyer yaptı. O şeyle, mentaliteyle bu iş yürümez. Bakın Türk, şey, Georgia Tech bayağı yükseldi bu son 30 senede. Neden? Hep böyle yani aldığımız insanlar hep kimse paraya, pozisyona falan, ya o alıyor da ben niye alamıyorum falan diye değil. Öyle zaten yükselir. Yo, Şimdi ben bu mesela diyelim dediğiniz ki siz buradan tamamen doğru. üniversiteden veya bir Amerika'dan bir Türk veya herhangi birisini getirdiğiniz zaman danışman olarak veya ne bileyim visiting profesör, ya işte ben 50 bin dolar alıyorum, bu adama niye 100 bin dolar verecek derseniz olmaz. Evet, çok önemli bu. Ama burada tabii hani benim kastettiğim şuydu. Yani sonuçta ülkenin bu dağıtılan fon kaynakları TÜBİTAK aslında bence bayağı son dönemde özellikle etkili programlar tanımladı. Ama para gerçekten değil mi? Yani sonuçta sınırlı Türkiye'de ve hani burada hem özel sektörün katılımı çok kritik bir hal alıyor hem de bizim Avrupa'dan da fon çekiyor hale geçiyor olmamız gerekiyor. Yani bunları da böyle açıkça ifade etmek lazım. Çünkü ülkenin kaynakları içinde tabii ki araştırmaya ayrılan bütçe oranının yükseliyor olması beklentimiz. Ama bir yandan da bu konuda araştırmacılar da biraz hani dışarıdaki fonlara da bakıyor olması Bravo gerekiyor. Ömer. JFK'nin dediği gibi, Kennedy'nin, her şeyi şeyden Evet, tam bunu dönüp söylemek istiyorum. Aynen, evet. bravo. Bravo. Hatta ben onu çok söyledim benim eski talebelere, Türkiye'ye dönenlere. Özel şirketlerle köprü kurun. Özel şirketlerden fon getirin. Onlarla beraber çalışıp dışarıdan hocalar getirin. Dışarıdan hocalar getirdiğiniz zaman ona göre ses getiriyorsunuz. Bir de Türkiye'de şu mentalite daha var. Onu tekrar özür dileyerek söylüyorum. Yani kimse üstüne alınmasın. Benim gözlemlediğim,
Madem açık konuşuyoruz, biz bizeyiz. Bizim Türkiye'de biz her şeyi daha iyi biliriz mentalitesi var. Biz de paper çıkarıyoruz. Biz de patent alıyoruz. Bizim ihtiyacımız yok mentalite var. Çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Anladın mı? Tabii. Yani evet. Bunu değiştirelim. Genel olarak ben demiyorum. Yok kesinlikle. Yani iyi olan, gerçekten iyi olan herkesin bir arada çalışabilecek kadar kafaların açık ve birbirine önyargısızca hoş geldin diyebilecek kadar açık olması gerekiyor. Bu katılıyorum bu söylediklerinize ve çok da önemli, çok kritik noktalar bunlar. Çünkü çok. Hani Nobel'e giden yol bir yana çok değerli. Bugünkü temel konumuz hani çığır açan araştırma ama çığır açıcı araştırmaların ülke kalkınmasındaki katkısı da yadsınamaz bir şekilde önemli ve bizim hani orada da çok zaten almamız gereken yollar var. Bu dedikleriniz onun için kritik. Ya bakın mesela diğer ülkelerden bahsettin. Hani benim onlarla beraber çalıştığım. Yani öyle ülkeler var ki bunların hakikaten ihtiyacı yok yurt dışından. Mesela Finlandiya'da FIDI Pro diye bir program var senelerde. Finnish Distinguished Professor programı. Amerika'dan bilhassa bir sürü hocaları getiriyorlar orada. Finlandiya'nın ihtiyacı var mı? Bence yok fazla. Ama yine getiriyorlar. İyi de para veriyorlar. Mesela benim 2012-2016'da FIDI Pro pozisyonum vardı. Orada center kurduk. Bayağı iyi gidiyor şimdi. Evet. Yani ama Türkiye mentalite olarak buna yani hocam kapalıyız da diyemeyiz. Çünkü vakti zamanında getirmişiz bu işte İkinci Dünya Savaşı'nda getirdiğimiz bilim adamları, değerli bilim adamları. Hani bunu yapabilmişiz, yaparız, gene yapmalıyız. Ama bunu tabii ki gündemimizde tutuyor olmak çok önemli. Çok yani yararlı bunu hatırlatmış olmanız. Bunun için de teşekkür ederim. Peki ben şimdi birazcık aslında herkesten de soru alabiliriz diye düşünüyorum. Katkı sunmak isteyen, sorularla gelmek isteyen ne dersiniz hocam? Herkes sorusu olsun mu? Memnun olurum. Aslında keşke bir teknik bir benim bu Internet of Binary Things ile ilgili yani hakikaten bir cross-disciplinary bir research projelerinden bahsetmek isterdim ama bu İngilizce olacağı için eğer onu yapsaydım bir gumbo soup derler Louisiana'da vardı. Her şey içine atılan bir şey çorba. O yüzden sizden af diledim. Yani aslında çok isterdim böyle güzel bir teknik sunum kullanalım ama bence bu sohbet daha yararlı yani bana göre. İnşallah yani gençlere bilhassa yol gösterir. Pardon, siz bir soru soracaktınız Gökhan. Evet, Gökhan hocam. Merhabalar. Merhaba. Hocam sağ olun. Aslında siz zaten bizim takıldığımız noktalar vardı. Bunları çok iyi belirttiniz. Bunu ülke bazında olsun, kişisel bazda olsun. Benim aslında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi oydu. Ve bazı yabancı programlarda, özellikle Çinlilerde benzer şeyleri tartışıyorlar kendi aralarında. Zaten sizin söylediklerinize geliyorlardı. Benim ama merak ettiğim konu birazcık daha farklı. Şimdi bu özellikle ERC projelerinde dediğiniz işte hani groundbreaking yani şeylerle fikirlerle gelinmesi gerekiyor. Varsayalım hani biz bu yola hani bir şekilde baş koyduk ve devam edeceğiz. Yani sadece kendi adım değil diğer arkadaşlar adına da hani sormuş olayım. Nasıl bir yol izlemek lazım? Çünkü dediğiniz gibi o groundbreaking idealar kolay gelmiyor veya dediğiniz gibi bazen kendi kendimizi kandırıyoruz. Benim işte fikrim çok iyi ama sonra çuvalladığımız vakit moralimiz çok kötü bozuluyor. Belki de ayağa kalkmasını da beceremiyoruz bazen. Yani bak işte şuralardan başlayabilirsiniz, şunlara bakabilirsiniz, yazarken şunlara dikkat edebilirsiniz. Verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir acaba? Tabii gayet güzel soru Gökhan Hoca. Hakikaten güzel soru. Şimdi öncelikle dediğim gibi bu self-critic olmanız lazım. Yani bu benim fikrim hakikaten groundbreaking mi? Hatta güvendiğiniz arkadaşlara herkes de güvenilmez maalesef. Maalesef. Dünyanın her yerde böyle. Güvendiğiniz arkadaşlara sorup
Yani veya sunup işte düşüncen nedir, yani ne yapabilirim falan. O mühim bir. İkincisi, iyi bir literature search yapıp hakikaten birisi yapmış mı? Hani patent alırken yapıyorlar ya, işte due diligence, işte şu var mı, bu var mı? Eğer hakikaten öyle bir fikir yoksa şansınız var. Yani demek ki ilk siz yapıyorsunuz. O çok mühim. Yani illaki şimdi demin dediğim gibi çoğu hocalar veya talebeler ya bir algoritma olsun da ben onu şey veya test bed onu compare yapayım. Yani benimki daha iyi göstereyim. Hiç alakası yok. Groundbreaking olduğu zaman orijinal zaten niye başkasıyla onu kıyaslayasınız, değil mi? Yani onu bir defa çıkartın. Eğer literatürde yoksa sadece problemi güzel yazmak, bir de o var yani. Çok hani derler ya Türkiye'de eşeğe boyayıp at gibi satmak veya ne bileyim tam hatırlamıyorum. O yazma olayı çok mühim. Yani presentation. Yani bu fikri nasıl öyle bir yazayım, öyle bir anlatayım ki benim anneannem bile bunu anlayabilsin. Olay o, hakikaten öyle. Yani çok basit ve herkesin anlayabileceği bir üslupta yazıp onları yani proposal da zaten geldiği zaman onu okuyorlar ve herkes sizin alanda specialist değil. Düşünün. Yani 12 kişiden diyelim bir tanesi varsa diğerleri hep yani interdisipliner biliyor ama tam konuyu bilen azdır. Onları ben nasıl ikna edebilirim yani bu groundbreaking idea diye öyle yazmanız lazım. Yani herhangi birinin anlayacağı şekilde ve de vurgu yapmanız lazım. İşte bunlar yeni, bunların avantajları veya getirecekleri şunlar şunlar diye itemized list olarak yazıp ondan sonra eğer sizi çağırdıkları zaman şeye interview'da da çok confident ve hiç kızmadan. Hatta bir Türk çocuk vardı. Orada birisiyle münakaşaya girdi. İçim yedi ya. Niye yapıyorsun diye. Yani hiç gayet cool şekilde prezentasyon yapıp ve de sorusu olduğu zaman hemen üstüne alıp kavga değil de gayet normal şekilde ve de anlaşılacak şekilde anlatmak. Yani ve onları ikna etmek. Sanki mahkemedesiniz. Yani benim suçsuz veya fikrinizi kabul ettirmek orada. Ve öyle olur. Bir de benim Türkiye'ye tavsiyem mentoring sistemi getirmek. Yani şimdi maalesef dünyada her yerde var. Bir tek Türkiye'de değil. Mesela öyle kişiler var ki ya ben yaptım başkası kimse yapmasın falan. Çok kötü olay. Yani ben aldım ERC'yi ama başkası almasın. Ya çok kötü bir karakter o ya. Hakikaten. Yani etrafına ne kadar yardım edersen o kadar iyi. O yüzden mentoring sistemi geldiği zaman mesela ERC olsun, başka ne bileyim patent alanlar veya şirket kurup başarılı olanlar bunları diğer gençlerle veya diğer kişilerle paylaşsınlar veya onlara örnek olsunlar. Hakikaten. Yani onu getirmeniz lazım mentoring sistemi. Ve herkes de tabii ya ben yaptım başkası yapmasın bir karakterde değildir. Tabii ki bir sürü arkadaşlar vardır orada. Yani başarılarını diğer arkadaşlara da aşılayacak. Onları tavsiye ederim ben yani. Mesela ben size anlatıyorum burada. Muhakkak orada ERC alan arkadaşlar vardır veya ne bileyim işte patent veya şirkette başarılı olanlar. Onlar da onların etrafındaki insanlara yardım etmelerini çok isterim. Çünkü öyle yükseliriz. Evet, bu hakikaten çok kritik hocam. Yani bu konuda mentörlüklere çok ihtiyacı var gençlerimizin, bizlerin de aynı şekilde her orta seviye, her aşamadaki araştırmacıların. Bu network'ü de ayrıca doğru bir şekilde kurmak, buna zaman ayırmak da bence çok önemli. Çünkü bu projeler özellikle bu Avrupa fonlarını getireceksek, bu buralarda çok konuşuyor ve birbirimize yardımcı oluyor olmamız gerekiyor. Bir de network deyince aklıma geldi Emel, bir diğer soruya gitmeden önce. İnanın social skills çok mühim. Yani affedersiniz hödük olup ya ben dünyanın en iyi researcher'ım, iyi paper'lar yazıyorum.
Hep böyle kalırsınız orada. Yani social skills, social networking, yani illaki Facebook demiyorum veya LinkedIn. Bazıları abartıyor tabii onları. Yani ben de bence çok rezalet o ya. Yani herkes birbirine aa bakın ben işte buradayım. I'm thrilled to do. Biz hala şaka yapıyoruz arkadaşlarla. Evet, doğru. I'm thrilled to announce bilmem ne. Yani bunlar artık şaklabanlığa girmeye başladı yani. Bence yani social skills derken Facebook'ta veya LinkedIn'de kendini övmek değil, iyi dostlar edinmek research alanında, Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, nerede olursa olsun. Onlarla iyi bir bağ kurmak ve güvenilir bir insan olmak. Yani güvenilir integrity dediğimiz ve reliable bir dost olmak. Ve ben onu, babamdan kaldı rahmetli, bana hep derdi, senden yüksekte olanlarla arkadaşlık kur genelde ama diğer arkadaşlarla da kur, olduğun zaman onları hor görmeler. Hakikaten öyle. Yani yukarıdakiler sizi yukarı çekiyor, iyi, iyi insansınız. Siz de aşağıdakileri yukarı çekiyorsunuz. Yani bu çok mühim. Yoksa ben her şeyi ben kendim yaparım bilmem ne, çok kötü bir yani yaklaşık. Diğer sorular varsa alalım. Evet hocamın sorusu var. Evet. Çok teşekkür ederim Emel Hocam söz verdiğiniz için. İlhan Hocama da çok teşekkür ederim. Hakikaten bu sene yurt dışı deneyimi olan hocalarımızı ağırlamak istedik. Siz de yani bizim göremediklerimizi buradan kendi kendine bakmak zordur. Ayna tuttunuz bize. Oradaki görüşünüzle buradaki atmosferi değerlendirdiniz bizim için. Hakikaten ben çok yararlandım. O açıdan teşekkür ederim. Sorum şu, ben sizin web sayfanızı gezerken sağ üstte Bruegel'in Babil Kulesi resmini koyduğunuzu gördüm. Tabii ki bundan sizin anlatmak istediğiniz bir şey vardır ama ben onu sizden dinlemek istiyorum. Yani Babil Kulesi sizin için ne ifade ediyor? Web sayfada onun sağ üst köşede olması ile bize ne anlatmak istiyorsunuz? Orada teşekkür ederim. Orada bir sürü resimler var. Sadece Babil Kulesi değil, dikkat ederseniz. Her resmin hikayesi var tabii. Ama ben onları yani belirli bir mesaj vermek için koymadım buraya. Yani beğendiğim için. Ve de yani ben şimdi aklıma geldi Babil Kulesi. Ama genelde dikkat ederseniz Salvador Dali'yi ben çok severim. Çünkü çok değişik bir yaratıcı insandı. Yani art olarak baktığınız zaman ve devamlı multi-dimensional olaylara bakan ve yani daha çok resimlerde Dali'nin resimlerini görürsünüz. Ve Dali'nin çok güzel bir lafı vardı ölmeden önce. Yani artın yanında impressive bir olay o. Şey demişti bir interview'unda, ben Allah'a isyan ediyorum. Genius'ları neden öldürüyorsun diye. Hakikaten. Yani geriye baktığımız zaman yani o kadar genius'lar gelmiş ki dünyaya. Bunlara niye biz infinite hayat verilmedi? Bu insanlar devamlı dünyaya product yani şey bir şeyler verebilirlerdi. Ama işte maalesef nature dediğimiz tabiatın balansı. Yani öyle insanlar var ki ya bu hayatta ben niye varım diye. Maalesef. Ama yani başka çaremiz yok. Demokrasi. Yani onları yani yaşamamız lazım böyle yani. Fakt odur. O yüzden Dali'nin bende büyük etkisi var yani. Bir de Barcelona'nın yani Girona'dan zaten oradandır o. Bir de benim yani madem o konuya girdik beni çok etkileyen ikinci yani diğer bir insan da Richard Feynman'dır. Yani role model, model olarak. Çünkü yani yaptıkları hepimiz biliyoruz da bir de social bir adam yani, yani müthiş yani tam yani play hard work hard olayı gibi ve onu tavsiye ederim gençlere
Yani sırf dediğim gibi oturup devamlı çalışmak falan değil de güzel multi-dimensional bir hayatınız olsun. Ve de bu brain cell'ler, yani siz medisindesiniz, brain cell'leri devamlı regenerate yapmanız lazım. Devamlı çalışmakla olmuyor. Bazen kendinizi dışarı atıp bir seyahat yapmak veya dostlarla başka bir olaylar yapmak regeneration oluyor brain cell'ler. Tekrar yeni bir enerjiyle geri dönüyorsunuz. Yani. İşte dediğim gibi work hard, play hard oluyor. Çok teşekkür ederim. Emel Hocam müsaadeniz olursa İlhan Hocam da Feynman'dan bahsetmişken siz de fizikçisiniz. Benim böyle MR ile ilgili aklımda kalan bir Feynman anekdotu var. Anlatabilir miyim? Müsaadeniz. Lütfen. İlhan Hocam da bilir. Feynman böyle hem şakacı hem böyle hayatı seven bir insan. Bunlar üniversitenin yemekhanesinde otururken tabak fırlatıyorlar birbirlerine. Ve bu tabaklar havada giderken şöyle yalpalanarak gidiyor. Feynman da bunların dönme hareketi ve işte bunun yalpalanma hareketini görüyor. Oturuyor. Hesap yapıyor. Yani bu tabakların yalpalanma hareketi neye göre değişiyor? Bugün bizim, ben radyoloji uzmanıyım. Bugün bizim MR'da kullandığımız hidrojen atomlarının presesyon hareketi, Feynman'ın o gün o yemekhanede o tabakları gözlem yapması, onların presesyon hareketini hesaplamasına dayanıyor. Yani çok basit, böyle eğlenceli bir kavram. Bugün çok önemli bir yere geliyor. Yani hakikaten çok önemli bir adam. Hem yaşamdan zevk alan hem de örnek olan bir insan. Zaten ben çok teşekkürler Nevit Hoca. Gayet güzel bir hikaye, doğru. Zaten onun bir sürü hikayeleri var da. Başında konuşurken onu da söylemiştim gençlere. Devamlı etrafınıza bakın. Ne yapabilirim? Yani fikir üretin. Hem research olarak hem de ekonomi, yani bir startup olarak. İşte güzel bir örnek verdiniz şimdi Richard Feynman'dan. Çünkü o kadar tabiatta o kadar olaylar oluyor ki biz çoğumuz görmüyoruz. Yani onlardan esinlenerek gayet güzel fikirler çıkabilir. Ve de örnekleri var çok, biliyorsunuz. Daha örnekleri de var, yani başka örnekler de var. Evet Emel. Çok teşekkür ederim ben. Başka sorusu olan var mı diye bir kez daha bütün herkese dönmek istiyorum. Bu değerli fırsatı güzel değerlendirelim. Hocamız buradayken sorularımızı soralım. Ama zaten kendisi iletişime son derece açık ve hani sanıyorum e-mail alanınızda da soruları olanlarla geri dönüşleriniz oluyor değil mi hocam? O Eyüp Hoca sormak istiyor galiba. Raised hand. İlker Hocam. Evet. Buyurun. İlker Hoca, evet. Hocam merhaba. Tekrar yani çok, evet, güzel noktalara değindiniz. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani aslında çalışma, çok çalışmak, yetenek, bazı terimlerin üzerinde dürüstlük, bunların üzerinde durdunuz. Bizim bunların dışında da aslında neden belki toplumsal faydaya dönemiyor bir takım çalışmalar? Belki de üniversite sanayi işbirliği noktasında bir takım engelleri aşamıyoruz. Belki sizin daha önce bahsettiğiniz aynı dili konuşamıyoruz gibi bir durum da var bazen. Bunun için ne tavsiye edersiniz? Ben onu sormak istiyorum. Aslında bu aynı dili konuşma noktasında bizim de üniversite sanayi işbirliğinde aynı problemleri yaşıyor olduğumuz durumlar oluyor. Güzel soru hoca. Şimdi şöyle bir gerçek daha var. Şimdi üniversitelerde long term, uzun vadeli çalışmalar ve de kısa vadeli çalışmalar diye ayırdığınız zaman endüstride olanlar daha çok kısa vadeli oluyor. Mesela siz şimdi herhangi bir ERC veya bir proposal fikirle şirketlere giderseniz sizin alacağınız cevap o, bu çok futuristic, yani çok ileride olacak şeyler. Bunu şimdilik yapamayız. Şimdi size ben kendimden örnek vereyim. 2010 senesinde Intel'de Terahertz üzerine
Ben bunlara teklif yaptım işte şöyle yapalım böyle yapalım falan diye. Bazıları çok sevdiler projeyi. Terahertz Band Communicator yani Very High Frequency Band dediğimiz. Hatta şey yukarı gitti yani şeyleri o liderlerine gitti. Liderleri ya bu çok futuristik dedi. Vermediler. Ve de hatta o bazı o gruptan ayrılanlar oldu çok kızıp yani bu yanlış diye. Ve bakın son 3 senede bu telekomünikasyon alanında millet çıldırdı terahertz band üzerine. Her taraf terahertz band. Yani 6G'de terahertz band bilmem ne. Ya bunu görmeniz lazım. Yani bu artık vizyon bu. Ama dediğim gibi çoğu ya Intel'den bahsediyoruz. Yani bilmem ne şey şirketi değil. Ama Intel'de de var böyle şey Banas tipler. Bu çok futuristik dedi, kesti attı. Yani o maalesef var. Yani siz Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da olsa şirkete gittiğiniz zaman yani bu 6 ay, 1 sene, 2 senelik bir horizon'la sizle çalışıyorlar. Yani long term olduğu zaman çoğu kaçıyorlar. Yani kaçıyor derken yapmıyorlar. Yani onu aklınızdan çıkarmayın. Yani şimdi iki taraflı çalışmanız lazım. Bir tanesi long term olup işte TÜBİTAK'tan ne bileyim Avrupa Birliği'nden para getirmek. Diğeri de short term olup işte şirketlerle veya start-up'larla çalışıp ona göre yani bir sistem kurmak lazım. Bu bir tek Türkiye'de problem değil, her yerde problem. Yani bir de şey var bakın o da var. Şimdi diyelim ki sizin bir doktora talebeniz var. Doktora talebenize bir ek şirketin fikirlerini verdiniz. İşte bunları çalışıyoruz işte driverless cars diyelim mesela değil mi? Şimdi bir sene sonra veya iki sene sonra bu veya üç sene sonra bu arkadaş mezun olduğu zaman yaptığı bütün işler obsolete oluyor. Çünkü already on the market. O zaman doktora tezinin kalitesi düşüyor. Yani şeyi, impact'i. Yani o da mesela bazı talebeler ya bu ben bitirdiğim zaman bu olay obsolete yani eski olur dediği zaman iş kötüye gidiyor. Yani demek istediğim bunu iki yönde çalışmanız lazım üniversitelerde. Yani long term ve short term olarak. Short term'ı daha çok mesela para için veya ne bileyim application veya ne bileyim teknoloji transfer olarak kullanmak. Master talebeleriyle olabilir o. Diğeri de long term mesela. Yani ben öyle yaptım bütün kariyerimde. Çok değerli bir isim aramızda Sayın Tınas Titiz. Hocam sizin siz de uzun yıllar bilim, teknoloji bu alanlarda aktif olarak önemli rolleriniz oldu. Bize söylemek istedikleriniz var mı İlhan Hocam'ın ilham verici konuşmalarının üzerine? Ben unmute açtım ama. Evet, şimdi açtım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana da söz hakkı verdiniz. Ama benim burada söyleyeceğim çok az şey olabilir. Bilim konusunda söz söyleyecek herkes burada. Ben belki şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Tabii bu bilim ve teknoloji bir ekosistem meselesi. Ekosistemin bir bölümü işte bu işin akademik kısmı, bunun finansman kısmı, yönetimi kısmı vesaire filan. Ama geri kalan kısmı tabii sosyal doku meselesi. Yani bu öyle bir havada herhangi bir şeye dokunmadan duran, kendi kendini, enerjisini kendi içinden üreten böyle bir şey değil. Bir büyük bir sosyal sistemin içinde bulunuyor. Şimdi bu konuda söyleyeceğim şöyle bir şey var. Tabii çok geriye gitmeyeyim ama Millet Meclisi'nden sonra 1995'ten itibaren şöyle bir soruyu sürekli olarak sordum kendi kendime. Hatta sadece kendi kendime değil, işte benzer sorusu olan insanlarla birlikte bunu sorduk. Bu ekosistemi verimsiz kılan nedir veya nelerdir? Ve hani hiç tatmin olmayacak şekilde şeytan avukatı dedi hocam. Aynen o şeytan avukatını kendi içimize yerleştirip
hiçbir şeyden tatmin olmayacak şekilde bunu sormaya devam ettik ve halen de ediyoruz. Şimdi çünkü şöyle bir şey çıkıyor, yani netice itibariyle çözemediğiniz her sorun ve sorunlar sonuçta yok olmuyorlar. Yani siz onu çözüm kabiliyetinizin dışında diye çözemiyorsanız sorun kendinden vazgeçip madem beni çözemiyorlar ben yok olayım demiyor. O duruyor, hatta orada da kalmıyor iş. Hani nasıl madde kimyası oluşturan elementler kendi aralarında bileşikler yapıyor iseler, sorunların da kendi arasında bir kimyası var. Hatta ona da sorun kimyası diye bir isim koyduk. Aynı işte Lavoisier'in yoktan madde var olmaz, var olan da yok olmaz, yer ve şekil değiştirir kanunun birinci maddesi burada da var. Ama buradaki tam tersine sorunlar yoktan var edilebilir. Her akılsızca davranış en az bir sorun yaratabilir şeklinde başlıyor. İşte çözemediğiniz her sorun diğer sorunlarla birleşerek kendine benzemeyen yeni sorunlar üretmek eğilimindedir bir kanunu. İşte kanun diyorum ama tabii böyle bir şey yok. Bunlar hep fiktif şeyler. Bir tanesi de hiçbir sorun çözülemez ancak ona yol açan nedenler giderilebilir filan diye. Bunlar yeterli derken 3-4 sene sonra fark ettik ki ya bir, hani sıfırıncı yasa diyeceğimiz bir şeye daha ihtiyaç var. Bir yer ve zamanda bir sorunun çözümü için kullanılabilir ve işe yarayabilir bir çözüm yolu bir başka yer ve zamanda ölümcül olabilir. Yani bırakın çözmeyi, yeni sorunlar üretebilir gibi böyle kimyası var yani bu işlerin arasında. Ve sonunda madde kimyasına benzemeyen biçimde bunlar birleşerek bayağı böyle bir hücresel geçişim gibi birleşerek hiçbirine benzemeyen yeni oluşumlar yaratıyorlar. Ben buna bulamaç dedim. Bulamaç Anadolu'nun her tarafında bilinen bir yiyecek türü. İşte günde bir öğün yiyebilen insanlar pekmez, şeker, tereyağı dan ibaret bir bulamaç yapıyorlar. Tabii bunlar iyicene karıştırıldığı zaman hangisi pekmez molekülleridir, hangisi işte şekerdir, hangisi yağdır ayırt edemiyorsunuz. Artık onlar bir başka bir madde haline gelmiş. Bu bulamaç sizin bütün enerjinizin önemli bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine temsil eden bir şey. Ama iş orada da bitmiyor. Bu esasında pür olarak, saflaştırılmış olarak sizin dışınızda rekabet içinde yaşayan dünyada insanların kendine transfer etmek istediği kompres edilmiş, sıkıştırılmış bir değer anlamına geliyor. Nasıl ki biz 1950'lerin sonunda, 60'larda daha doğrusu Almanya'ya işçi ihraç ettik. O kompres edilmiş, sıkıştırılmış iş gücü onlar için bir değerdi. O insanlar burada çok basit değerler üretirken orada işte ne bileyim Mercedes arabası üretiyor veya başka bir teknolojik araç gereç üretiyordu. Şimdi Türkiye'nin çözemediği sorunlar dolayısıyla başka ülkelere değer transferine yol açan yer çekimi kadar doğal kabul edilmesi gereken, yani kimselere kızmaya mızmaya filan lüzum yok. Eğer mutlaka birisine kızmak istiyorsanız oturup kendinize kızmanız lazım. Ben bu sorunları çözebilme yeteneğimi niye yükseltemiyorum diye. Böyle böyle geldik. Ben atlayarak geliyorum. İşte 2017'ye kadar geldik. Bir vakıf kurmuştuk 1994'te. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı diye. Tek varlık nedeni bu. Türkiye'nin sorun çözme kabiliyetinin rekabet edebildiği ülkeler kadar yükselmesini sağlamak veya buna katkıda bulunmak. 2017'ye kadar geldik. Evet, güzel şeyler yaptık. Hatta iyi tespitlerde de bulunduk. İşte mesela başlıca nedenlerden bir tanesinin bizim eski kültürümüzün bir bugüne yansıması olan Cumhuriyet dönemine de kültürel genetiğimizle birlikte aktarılmış bulunan sorgulanamazlık veya Farsça tabiriyle ezber
dediğimiz şey. Ezber göğüsten veya yürekten demek. İşte Fransızca Parkör, İngilizce By Heart dediğimiz. İşin içine akıl girmeden tamamen kalpten, yürekten, mistik elementleri olan bir şey. Bizim kültürümüz buna dayalı. Yani en modern olan okullarımızda, en işte sorgulamaya kapalı eğitim yapan okullarımızda netice itibariyle bu ezberi bir tartışılmaz olgu olarak almış, hayatının ortasına getirmiş. Bütün eğitim sistemimizin değişmez rengi bu eğitim, ezber için. Peki bu ezberler nasıl başa çıkılabilir falan diye epey uğraştık. İşte ezbersiz eğitim, ezbere hayır. Çünkü ezber artık okul duvarlarını yıkıp dışına çıkmış, sosyal hayatın her tarafına gelmiş. Dolayısıyla herhangi bir şeyi sorgulamak, işte seküler dünya görüşüne sahipseniz devleti, ideolojiyi, cumhuriyeti, Atatürk'ü sorgulamak anlamına geliyor. Yok, işte dini akideleriniz varsa bu sefer de Allah'ı sorgulamak falan gibi bir yerlere geliyor. Dolayısıyla ne taraftan hareket etseniz, hocamın o söylediği hani her şeyi, bütün duvarları yokmuş varsayarak düşünme imkanını da elinizden alıyor. Yaratıcılık denen şey sokaktaki insan içinde, dindar içinde, seküler içinde yaratıcılık Allah'a mahsustur, sümme aşağı deniyor ve bitiriliyor. Bunları bulduk ama hatta işte okullarda bunlara ait öğretmenleri etkiledik, milli eğitime etkilemeye çalıştık vesaire. Fakat olmuyor. Sonunda 2017 yılına geldik. Tekrar bir muhasebe yaptık. Nedir filan. Belli ki bu sorun kimyasının en temelinde bazı root cause denilebilecek kök nedenler var. Bunları ortaya çıkarıp bunların tek tek üzerine gitmek gerektiği gibi böyle pösteki saymak gibi bir şey, delinin pösteki sayması gibi bir yola girdik. Orada şunu anladık ki tabii insanımızın tahammül, yani span of time şeyi kendi ömrüyle sınırlı. Yani diyelim ki 50 yaşında bir insan işte maksimum 100 yaşına yaşayacak olduğunu düşünürse 50 senelik bir şeyi düşünüyor. Yani bundan daha ilerisi için bir çözüm varsa o çözüm yoktur. Hani batsın bu dünya diye bir şarkı var, aynı onun gibi. Batsın o çözüm diyor. Veya 70 yaşında birisi çözüm dendiği zaman hemen şimdi ve burada çözümler düşünmeye başlıyor. Bu tabii bir anda farkına varmadan olası çözümlerin önünü kesiyorsunuz, imkansız hale getiriyorsunuz. Çünkü o halının altına süpürüp bir bulamaç olmasına izin verdiğiniz sorunların her biri moleküler düzeyde ele almanız gereken sorun elementtir. Onların öyle şimdi ve burada çözülmek diye bir şey söz konusu değil. Bu birincisi. İkincisi, herhangi bir sorun diğerlerinden yalıtılmış olarak mevcut değil. Öyle bir şey yok. Şimdi bunu anlatabilmeniz çok zor insanlara. Ne demek? Yani ben şimdi burada işte işsiz insanlar var, elle tutulur bir şey var. Yoksulluk somut olarak elle tutulur biçimde var. Kadına şiddet somut olarak elle tutulur biçimde var. Sen ne demek istiyorsun bunlar yok derken? Evet, somut olarak görünen şeylerin aslında olmadığı, onların esasını bulamacın o yaşam türlerine birer yansımasından ibaret olduğunu, eğer bunları gerçekten çözmek istiyorsanız bunları oluşturan yapı taşı ufak sorunlara, ya da ufak demiyorum da yapısal yapı taşı sorunlara eğilmeniz lazım. Yani örnek derseniz mesela bu düşünme, anlama ve ifade etme becerisi yetmezliği olağanüstü bir sorun. Çocuklarımız mesela gidiyorlar PISA testlerinde OECD ülkeleri içinde sondan üçüncü oluyorlar. Standart hiç yerleri de değişmiyor. Yani ya sondan ikinciler ya sondan üçüncüler. Türkçe okuduklarını anlamadıkları için. Dolayısıyla sadece creme de la creme türündeki sizlerin sizlere bakarak ya bu kadar iyi insanlarımız var, bu kadar iyi yetişmiş okullarda yaşamış insanlarımız var.
niye de biz başkasını, başka ülkelerle rekabet edemiyoruz diye düşünmek çok yanlış. İnsanımızın çok büyük bölümü kendi ana dilini bilmiyor. Daha doğrusu bilmediğini de bilmiyor. Yani ne demek bilmiyor? Ben Türkçe konuşuyorum işte, kendi derdimi anlatıyorum diyor. Ama kullandığı kelime hazinesi 200-300 kelime içinde. Kullandığı sözcüklerin en kritik olanlarının etimolojisini bilmiyor, kökenini bilmiyor. Bugün beni buraya davet eden Şafak Ural hocamız oldu. Ondan da bu vesile tanıştık. Ve sonunda geldiğimiz yer şurası oldu. 1930'lu yıllarda Avusturya'nın Naziler tarafından işgali sırasında The Vienna Circle diye bir çember oluşturuluyor. İçinde Kurt Gödel vesaire, işte o günün Avrupa'sının en deve dişi gibi bilim insanlarının yer aldığı, yaklaşık 25 kişinin, 25 bilim insanının oluşturduğu bir circle bu. Düşündükleri, cevap vermek istedikleri soru, bugün bizim cevap vermemiz gereken sorunun aynısı. Ne oldu da biz böyle olduk? Benim önerim Şafak Hoca ile tanışmamın nedeni de o zaten. Onun doçentlik tezi de The Vienna Circle. Şimdi acaba bir Anatolian Circle yapabilir miyiz? Bunun peşindeyiz. Daha söylemek istediğim tabii çok şeyler olabilir ama buraya soru sormak veya ufak katkıda bulunmak için gelip de herkesi domine etmek olacak iş değil. Ama ilgilenenler olursa benim mail adresime bir mail atmaları kafidir. tinasitiz.gmail.com gayet kolay. Teşekkür ederim. Tekrar başarılarınız daim olsun. Ama bu Vienna Circle'ın yapmak istediği yetkin akıl meselesi bugün Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Yani tek tek çok zeki insanlar içeren ama ortalama IQ'su 90 civarında olan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir, hani bütün dünya şimdi super collective intelligence derken, biz burada super collective aptallık diye bir problemle başa çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler değerli tespitleriniz için. Sayın Titiz, ben olmaya doyamıyoruz. Tünaz Hoca'ya teşekkürler. Sadece son söylediğiniz üzücü ama gerçek. Yalnız bu bence bizim ülkede self-pity dediğimiz kendi kendimizi küçük görmek beni üzüyor. Nedenini söyleyeyim. Amerika dünyada lider. Buradaki IQ'nun averajını söylesek herhalde şaşırırsınız. Muhakkak biliyorsunuz buradaki hayatı. Yani bir critical mass olduğu zaman, ki Türkiye'de bence umarım inşallah vardır critical mass. Zaten dünyada bakarsanız, Avrupa'da da öyle, bir o critical mass diğer insanları taşır sırtında. O yüzden bardağın dolu tarafından bakıp bu critical mass'le ileriye gitmek. Yani çünkü %100 zaten %60-70 bile zor yani dünyada herhangi bir ülkede bu sayıyı bulmak. O yüzden benim tavsiyem naçizane bu tamam self-critical olalım Türkiye'de. Ama bu kadar da sert olmuyor. Yani, çünkü ben kimle konuşursam, bilmiyorum neden ya. Bu 50 sene önce de öyleydi. Ben zaten o yüzden yani bir sürü sebepler vardı benim Türkiye'den çıkmamda. O sebeplerden bir tanesi de buydu. Devamlı ağlamak. Yani Türkiye'de devamlı bir ağlama var. Bu yeni değil bu. Bunun şimdiki sistemle alakası yok. O zamanlar da herkes ağlardı. Ve o ağlayan tipler hala ağlıyorlar. Yani bu herhalde onların genlerinde var ağlamak. Yani ağlamak derken anlıyorsunuz demek istediğimi. Yani biraz pozitif olalım. Yani pozitif derken yani bunu nasıl aşılarız gençlere bilhassa ya. Yani beraber
yani pozitif tarafına bakıp bu gençleri kazanmak ve birbirimize de artık moral vermek yani. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman devamlı masalarda, yemekte herkes bir yaşayan ağlıyor. Hakikaten. Ben üniversiteye giderdim. Özür dilerim şimdi vaktimizi alıyorum. Herkes ya işte kopi çekeceğim, para vermiyorlar kopi maşini için. Ya perde alacağız, perde parası vermiyorlar. Ya her yani artık yeter ya. Yani bunu ailenin izniyle de yapıyorsunuz, yazık yani. Vallahi düşünebiliyor musunuz? Devamlı bir complaining sistemi. Bu iyi değil. Yani pozitif olmak lazım. Amerika'daki iyi taraflarından bir tanesi yani bu critical mass dediğimiz insanlara devamlı pozitif olarak hayata bakışları ve çalışmaları. Yani onu biz Türkiye'de yapsak iyi olur. Pozitif olalım. Hep pozitif olalım. Pozitifiz hocam. Hiç şüpheniz olmasın. Burası çok pozitif bir inisiyatiftesiniz şu anda. Hayatım genelden başlıyor. Yani ben, yok bu biz de hepimiz öyle. Bu burada böyleyiz. Evet, Tansu Hocam tabii. Tansu Hocam, Melih Hocam sizler de lütfen kapamadan sizlerin de değerli görüşlerini. Tabii, mutlaka. Öyle şimdi ki bir kere Sayın Titiz'in de ayrıca bu arada sürpriz bir şekilde aramızda olması fevkalade bizim için çok verimli oldu. Ve dolayısıyla programlarımızı daha çok yürütmekte olan Emel ve Dilme Nevit. Yani hocam, yani Sayın Titiz kabul ederse mutlaka bizim bir konuşmacımız olsun. Olursa sizden çok yararlanacağız kesinlikle. Yani gençler için çok iyi olur. Bilmiyorum, bizim ortamımızı beğendiniz mi? Yararlı olacaktır herkese. Bekleriz sizi. Evet, Sayın Akyıldız, çoğu şeyinize, söylediklerinize katılıyorum. Bir şeye katılmıyorum. Efendim, Türkçem kötüydü falan diyorsunuz. Neresi kötü Allah aşkına canım? Yani gayet de güzel. Çok teşekkür ederim. Yani hakikaten ama burada birçok kimse hani Türkiye'de kalanlar bile zaten yarı Latince, yarı bilmem nece falan kullanıyor. Yani dolayısıyla gayet iyiydiniz. Biz çok iyi anladık ve çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Ve bir buraya geldiğiniz zaman sizi mutlaka arkadaşlarla beraber bir balık yemeğe davet etmeyi de çok isteriz. Çünkü neden bu balık yemeği diyorum? Orada daha çok da böyle rahat rahat konuşma imkanı da bulabiliriz. Burada da buluruz gerçi ya. Bir de hani o dediniz ya, social tarafımız o işte zaten. Efendim hani çoğumuz biliyor işte, ben hani 35 yaşlarında falan Amerika'dayken buraya dönmemize, hanımla beraber çocuğumuzla beraber dönmemizin iki nedeni vardı. Birinci neden açıkçası bizim tıp, bakarsın tıpın sizden çok farklı bir şey daha var. Tıbba orada devam edebilmek için asistan gibi her şeye yeniden başlıyorsunuz. Onu yemedi gözümüz bir sürü imtihanla. İkincisi de ya dedik, ben biz Boğaz'da balığımızı yiyeceğiz. Gerekirse rakımızı da içeceğiz. O bizi çekti daha çok buraya. Neyse bu Tansu Hoca, Tansu Hoca lafınızı keseyim de. Yok, hakikaten yok. Geriye baktığım zaman ben 50 seneye hayatta en çok özlediğim o muhabbet yok dünyada. İşte inanın, onun için diyorum. Yani, onu da... İnanın. Yani, bakın, yani diyorum ya size, yani bazı şeyleri biz, pardon dışarıda benim şeyler var. Çimleri kesiyorlar. Geriye baktığım zaman bu evet, o dediğiniz gibi balık, rakı, boğaz, herhangi bir yerde dünyanın en cennetinde de olsanız o muhabbeti bulamıyorsunuz. İnanın. Ve ben hala şaşırıyorum yani. İşte ben Los Angeles'te oturuyorum, böyle gelip böyle bir şeyler yapmak falan. Yani tamam da yani. Yani Los Angeles'te ne yapıyorsun? Evet. Vallahi yani priceless dediğimiz bir olay var ya. Priceless yani paha biçilmez. Yani o yok işte dünyada. İnanın yok. Bunu hissettiğim için diyorum. Gelin gidelim bir gün geldiğimizde. Bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey daha var. Bu çok mühim.
Hani çok önemli. Önemli olay var ya, bu çok önemli. Şimdi yurt dışında olanlar, İspanyollar İspanyollarla, Brezilyalılar ve Türkler Türklerle, ben senelerdir, 50 senedir eğer ben seninle Türkiye'de arkadaşlık yapmayacaksam Almanya'da da yapmam, Amerika'da da yapmam. Ama maalesef burada Türk olduğun için işte beraber oluyorsun ama aynı zevk olmuyor. Çünkü sample space küçük, evet. Ve hiç kafa denginiz olmadığı insanlarla arkadaş yapıyorsunuz, olmuyor. Ben yapmadım, yapamıyorum. Yani o Türkiye'deki sample space fazla olduğu için ona göre arkadaş buluyorsunuz ve o muhabbet paha biçilmez. Anlatabildim mi? Yani demek istediğim, şimdi mesela Los Angeles'te ve Florida'da oturanlar, ya işte bizim Türkler var burada güzel yapıyoruz bilmem de, yani baktığınız zaman çoğu birbirine uymuyor, tamam mı? Ya hakikaten. Ya, Türk oldukları için beraberler. Yoksa yani bir aynı mentalitede olmuyorlar çoğu. Evet. Ondan sonra da gelip Türkiye'de, işte ben Florida'da yaşıyorum, ben Los Angeles'te yaşıyorum. Ya öyle değil. Ya. İşte 50 sene sonra biz tabii kariyer bittikten sonra her şey geriye baktığın zaman diyorsun ki ya değer miydi? Kariyer bakımından değerdi. Kariyer bakımından değerdi. Evet. Ama I sacrifice a lot. Ya onun muhasebesini yapmanın da şeyi yok. Bence iyi ki oradasınız. Ne güzel, bizim ülkemizden böyle kıymetli bir bilim insanı orada. Onun da pozitif tarafı çok tabii ki. Sansur Hoca bırak ya, geri geleyim lütfen. Ya ben müşterek taraf çok gördüm size. Gelin işte gidelim diyorum. Boğaz'da ben İsmail diyorum. Tamam mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? İsterseniz. Benim bitmedi ama daha diyeceğim. Ha, pardon. Yok siz söyleyin bu arada. Ne güzel sohbet yapıyoruz. Sağ olun. Efendim, bir şey ilave etmek istiyorum. 3-4 gün sonra ben yaş günüm oluyor. Ben 81 yaşına basıyorum. Şimdi yani insanın kendinden bahsetmesi doğru değil ama işte 8 saat uykunun dışında 14-15 saat benim haftanın 7 günü çalışarak geçiyor. Ve tek konumda pozitif olarak bu konuda pozitif düşünen insanlarla birlikte ne yapabiliriz meselesi. 2017'de Birleşik Akıl adında bir network oluşturduk. Daha bu pandemi filan yoktu ortalıkta ve bu Zoom toplantıları filan gibi şeyler yokken, dünyanın herhangi bir yerinde olan insanlarla belli bir sorun üstünde ortak akıl oluşturabilecek biçimde işte başına E harfini koyduk, iyi brainstorming şeklinde ortak akıl çalışmaları yapmaya başladık. Ve hep cevabını aradığımız şeyler oydu. İğneyle kuyu kazmaya başladık. Buna razıyız. Dolayısıyla ortada yani katiyen her şeyi kabul ederim ama olumsuzluğu katiyen kendi üstüme yakıştırmıyorum. Tünas Hoca, özür dilerim. Pozitif ben bakıyorum yani. Teşekkür ederim. Yanlış anlamayın. Lütfen. Ben size pozitif değilsiniz demedim. Genel olarak konuştum ben. Lütfen. Anladım efendim. Teşekkür ederim. Dilerim. Sağ olun. Yani hakikaten şunu alındıysanız özür dilerim. Tabii ki pozitifsiniz. Bu yaşta hala Türkiye'ye bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz. Lütfen yani üstünüze alınmayın. Özür dilerim eğer öyle anlaşılıyor. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Ama teşekkür ülkemizde ederim. Hakikaten öyle var. Bizden adam olmaz şu bu filan diyenler çoktur. Ama bizim özellikle bu ortamımız tamamen umut üzerine kurulmuş bir ortam. Umutluyuz. Yani şey değil. Yani bir şey dediniz yalnız, o maalesef orada benim bazen moralim bozuluyor. Hani critical mass var ya dediniz ya, hani critical mass, hani doğru duruyoruz, hani bizlerse mesela o bir şey yapılır. Yani maalesef critical mass Türkiye'de çok zayıf oluyor yani hani. Genel şeye göre, ortama göre. Yani şu anda bir sokağa çıksanız konuşacağınız çok az kişi var maalesef. İşte o kötü ama umudumuz da kötü değil. Şimdi sosyal yönden hani devam edecek olursak, o yüzden de hani bizim dezavantajımız gibi olsa bile o bütün Akdeniz ülkelerinde ve işte Orta Amerika ülkelerinde de olan bir şey. Hani mutluyuz, birazcık da tembeliz. Tamam mı? Tembellik var, birazcık eleştirelim yani kendimizi.
Yani biliyorsunuz siz Allah bilir sabahın kaçında kalkıyorsunuz, tenisinizi falan oynuyorsunuz, bilmem ne bilmem ne. Burada ne biz o kadar erken kalkamayız yani. Burada böyle bir anlatabiliyor muyum? Bir tam benlik var, bir de commitment yok hani tam. Yani böyle ille de bunu yapacağım daha az. Var da daha az. Mentorluk başladı. Ben şu anda mentorluk yapıyorum daha çok emekli olduktan sonra. Olabildiğince. Ancak competition hakikaten az burada. İleri ülkelerle değil, kendi aramızda da burada da az. Onu da sevebilirsiniz, söylediniz hakikaten. Yani hepimiz aynı yerdeyiz. Amerika'da olsak kim bilir şuna kadar kaç yer değiştirirdik falan. Buradan nasıl garantilemişiz yeri, tapulamışız gibi. Atan yok, satan yok. Ve çoğu kimse burada belli bir competition yapmasa da yerinde oturabiliyor maalesef. Bir motive de değilse o kötü. Onu birazcık hakikaten arttırmak lazım. Ders ağırlıkları var. Tabii tıp için ders ağırlığı da var da ne demişsiniz? Teaching load. Yani ders ağırlığı var da ancak bir de alakarısın. Bir de bizim o mesleğimiz. Çünkü üniversitede olduğu zaman bizim teaching var. Aynı zamanda yığınla hasta bakıyoruz. Ameliyata gireceğiz, hasta bakacağız. Bir de o kadar hasta bakmadığınız zaman azar işitebilirsiniz yani yukarıdan. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu engelleri onu da yapacağız. Yani pembeniz diyorum ama bu zaman ayarlamayı da yapanlar yapıyor. Yani yapacağız o zaman. Yani time management o çok önemli. İstenirse yapılabilir yani. Yapılabilir ama bir de doktorların ayrıca da o dezavantajını maalesef hatırlatmak isterim. Çünkü bir sağlık hizmeti var. Sağlık hizmeti o kadar yani göz ardı edilecek değildir. Düşünün eğitim hizmeti var. Sağlık hizmeti var. Bu arada da research. Ha, ben burada hani bir bahane aramıyorum da hani gerçekler yönünden. Bir de şu var. En azından benim kendi çevremde belki vardır dışarıda da. Hani biz her şeyi daha iyi biliriz. Yok sayın hakkınız. Yani pek yok yani. Artık hani tanıdık yavaş yavaş etrafında. Hani ama dediğiniz gibi var öyle ama o daha çok otoritede var. Evet, otoritesinde belki yukarıda biz biliriz canım ne lüzum orada olabilir. Biz de iyiyiz ama bizim normal bilim insanları çevresinde o kadar yok. Çok keyif aldım ben. İyi ki yani iyi ki değil başka zaman onu da yaparız da yani gidip de bir araştırmanızı anlatacağınızı bu şekilde bir sohbet havasında tartışmamız, konuşmamız bence çok iyi oldu. Sizlere başta Sayın Ak Yıldız olmak üzere tabii ki büyük katkılar için Sayın Titiz ve diğer tüm katkısı olan dostlara teşekkür ediyorum. Emel çok iyi yönetin, eksik olma var olun. İyi ki buradayız. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim İlhan Hocama. Bugününü bize ayırdı Sayın Tınas Titiz ve Sayın değerli katılımcılar ve bütün bizim zaten Nobel ekibi. Herkes buradayız gene. Nevit Hocam her zaman bu altyapıyı bize gerçekten hiç usanmadan her ay sağlıyorsunuz. Size de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sonuna geldik herhalde. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ayrılabilir miyim müsaade ederseniz? Elbette. Çok teşekkür ederim efendim. Kapatıyoruz zaten. İlhan Hocam'ın da ekleyeceği bir şey varsa eğer hocam. Tabii ben tekrar çok teşekkür ederim Emel ve Nevit Hoca. Ön ayak olup bu günü düzenlediğiniz için. Diğer hocalara da çok çok teşekkürler gelip beni dinledikleri için. Umarım bu sohbetimiz Türkiye'ye faydası olur. Ben her zaman buradayım. Dediğim gibi veya Tansu Hoca'nın dediği gibi oraya gelirsek güzel bir dışarı çıkıp yemek yiyip sohbet beraber var. Oluruz. Türkiye'nin bütün problemlerini rakı masasında çözeriz bu gecede. Memleketi öyle, kurtarırız derler ya. Öyle. Zaten o en güzel tarafı olur zaten. Rakı masasında bütün problemler çözülür. Tekrar teşekkürler. İyi hafta sonları herkese. Eğer sorular varsa bana ulaşabilirsiniz e-mail'den. Umarım bir gün teknik bir sunum da verebilirim. Veya oraya gelince olur. Yani kapıyı açık bırakalım veya köprüyü. Ve bilhassa gençlerden sorular gelirse ileride
projeleri için de çekinmeden yazabilirler mi? Çok teşekkürler tekrar. Teşekkürler değerli hocam. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bir sonraki oturumumuz 22 Nisan'da. Nevit hocam, bulamadım. Şefik. İsviçre'den immünoloji konusunda söz sahibi olan Şefik Yalçın. Evet, 22 Nisan'da tekrar buluşacağız. Bizi aynı zamanda soranlar oldu. Pardon, Twitter'dan, Hedef Nobel.net'ten de 30 Nisan olacak. O konuda düzeltme yapayım da yanlışlık olmasın. Pekala. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Çok teşekkürler.